Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh İtikat Bilgileri İmam-ı Rabbani'nin yine bir mektubunda şöyle buyruluyor İtikat mevzuunda İtikat bilgileri herkese zaruridir öğrenmek her insanın asli vazifesidir. Her kim çocuklarına iman bilgilerini vermezse yapmamıştır insanlık görevini. İtikat edilmesi çok lazım olanları alimler şu şekilde bildirdi ayrı ayrı. Hak Teala elbette kendi zatı ile vardır yani kendi kendine varlıkta durmaktadır. Nasıl şimdi var ise hep var idi önceden ve hep var olacaktır devamlı ebediyen. Varlığının önünde sonunda yokluk olmaz. Çünkü onun varlığı lazımdır, onsuz olmaz. O vacibül vücuttur, varlığı lazımdır hep ve herkes onun ile varlıkta duruyor hep. O birdir, şeriki ve benzeri yok elbette ve onun hiç ortağı yoktur uluhiyette. İbadet olunmaya hakkı olmakta da bir, yoktur asla ortağı, yoktur ona bir nazir. Ortağı olmak için müstakil yani kafi, olmaması lazım ki bir kusurdur bu dahi. O uluhiyetinde müstakildir muhakkak. O halde lüzumsuzdur ona şerik ve ortak. Lüzumsuz olmak ise bir kusurdur elbette. Kusur ve noksanlık da olmaz uluhiyette. Şerik olacağını düşünmek yani ona olamayacağını çıkarıyor meydana. Onda noksan olmayan kamil sıfatlar vardır. Bunlar da subuti ve hakiki sıfatlardır. Hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin sıfatı ile sekiz olur hepsi tam. Bunlar dahi kadimdir, sonradan olma değil. Kendinden ayrı vardır, böyle dedi ehli değil. Allah cisim değildir, değil hem madde ve hal. O zamanlı değildir, olmaz ona yer mahal. Bir cihette değildir, yoktur onun bir yeri, yoktur misli ve zıttı, yoktur hiçbir benzeri. Ana, baba, zevcesi yoktur çocuklara hem, Allah baba diyenin imanı gider o dem. Bunlar hep mahluklarda bulunan nesnelerdir. Hepsi birer noksanlık, kusur alametidir. Her şeyi bilicidir, zerreden arşa kadar. Kainatta ne varsa bilir gizli aşikar. Çünkü odur yaratan ne varsa yer ve gökte. Zira yaratmak için bilmek lazım elbette. O önceki sonsuzdan sonraki sonsuza dek yalnız bir kelam ile söyleyicidir elbet bütün emirleri ve yasakları velhasıl, yine hep o bir sözden çıkıyor hepsi asıl. Tevrat, İncil ve Zebur ve Kur'an'da nihayet, hep o bir tek kelama ediyorlar işaret. Diğer peygamberlere inen o sahifeler, yine o tek bir sözün birer tafsilidirler.